Arkadaşlar şimdi Sirkeci'de Güvenç Konyalı'da bir yerdeyiz. Yukarı mutfağa çıkacağız. Şöyle bir yapımına bakacağız. Tabii ki gelmişken tadına bakmadan da olmaz. Bence harika olacak. Size kolay gelsin. Alışıksınızdır siz gerçi. Çok yemişlerdir ama ben yine bir çekeyim. Hem yemeğe de geldim. Meşhur Konyalı'nın mutfağındayız arkadaşlar. Rica ettik, mutfağa girmemize izin verdiler. Teşekkür ediyorum onlara. Her şey yerinde yiyecek. Konya'da yiyeceğiniz de sağ olun. Burada da bu var işte. Ama aynı ya, Konya'dan başka. Orada nasip olmadı. Oraya da gideceğim özel. Tandırlar da var. Abi bu, ben bundan yemem lazım ya. Abi ben bundan yemem lazım. Mutlaka yemem lazım. Şöyle bir bakayım. Abi şimdi ondan yiyeceksin de akşam sıkıntı. Bırak şunu da aşağıya bakayım. Bekir Bey abiye yardım edin ama. Abi bu tandırlar mükemmel ya. Hepsi aynı mı usta bunların? Bir saniye bekle. Hepsi aynı de. Şimdi önce bir tadına bak. Abi görüyorum, görüyorum, seyrediyorum, imreniyorum, yemin ediyorum var ya. Lokum abi gibi. Mükemmel ya, mükemmel ya. Ben etçi olarak buna 10 üzerinden 100 veriyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi böyle incik. Abi hep mi incik bunlar? İşte isteğe göre. Mesela incik. Kaburga. Yağlı yemek istiyorsan bunu yiyeceksin. Yağsız yemek istiyorsan bunu yiyeceksin. Abi ben kendim... Şimdi burada iki kişi oturmuş. Beş tane. İki kaburga, üç incik yiyor. İki kişi. Bunu ben tek başıma yerim. Vallahi yerim. Billahi yerim. Bana para da versen ben yemem. Sen? Yiyem. Sen yiyemezsin ama. Niye? İçinde olduğumuz için. Abi öyle. Bir tane fırın kebabı. Onun içine bir de fırın kebabı var. Fırın. Ben Adapazarlıyım. Adapazarı ıslama köfte 2 sene sonra dün yedim. Evvelsi gün yedim. Ha? 2-3 sene sonra evvelsi gün yedim Adapazarı ıslama köfte Adapazarı'nda. Herkes geliyor, kuyruğa giriyor böyle. Özellikle bayram günleri böyle. Hep konuşulma, yani hiç sıraya da girmem, aklıma da gelmez çünkü. Evet. Yani yediğim için sıraya. Abi böyle alıp parçalatabiliyoruz değil mi? Bir porsiyon. Bir porsiyon olur. Böyle parçalatabiliyoruz değil mi? Yani lime lime yaptırabiliyoruz söylesek. Tabii. Ha. Şimdi mesela incik bir porsiyon. Kapka bir porsiyon. Abi tamam ne diyor? Mesela şöyle al. Bunu ver. Bu mesela kol. 5 porsiyon çıkıyor. Yapma ya. Bunu bir porsiyon diyorlar mesela 100 gram gösteriyoruz. Bu 100 gram şu an. Gayet güzel ya. Ben ondan yiyeceğim abi ya. Abi eline sağlık. Vallahi çok güzel. Bu karışık mı abi? Ama esası bunun abi kuşbaşından yapılan değil mi? Orijinali bunun. Etli ekmek deyince benim aklıma geliyor. Etli ekmek kıyma abi orijinal. Kıyma mı orijinali? Benim aklıma hep kuşbaşı geliyor. Usta daha iyi bilir gerçi ama. Kıyma kuşbaşı karışık oluyor mu? Bu bıçak arası diyor. Metin usta. Evet. Abi dişiki geliyor mu? Kıyma bıçak arası mı diyorsun? Kıyma, etli ekmek, kuşbaşı ya da bıçak arası. Abi ben bıçak arasından o zaman yiyeyim. Bir ondan yiyeyim mi? Çabuk bekliyorum. Elimden doğru. Abi makinede çekmeyle kıyma. Anladım. Bunu elimizden doğru. Abi anladım. Zaten zevkli orada ya. Çok.
İnşallah. Biraz bir tane servis daha ver abi. Şu kalan geldi. Çekmekte zorlanıyor kamera. Kamera çekmekte zorlanıyor. Cin geldi. Nedir ya? Nedir ya? Şöyle mükemmel bir şey benziyor. Bu üstükçe şöyle dağılıyor. Hayalini kurduğun et. İşte bu. Mükemmel. Evet arkadaşlar, Konya'da önümüzde bir güzel Konya'da gerçekten müthişti, mükemmeldi. Yani verdiğiniz her paranın her kuruşuna değiyor. Vallahi bana afiyet olsun. Sirkeci'ye geldiniz mi denemenizi tavsiye ederim.